Ayrı, ayrı. Babasından kalma aletlerle mesleğini kırklar eline 30 kilometre uzaklıkta Dereköy köyündeki evinin bahçesinde oluşturduğu 20 metrekarelik atölyesinde sürdüren Hüseyin Usta'nın atölyesinden 61 yıldır çekiç sesleri eksik olmuyor. Örslü, 10 yaşında adım attığı baba mesleğinde ilk günkü heyecanıyla yaktığı ocağındaki ateşte önce demir kızdırıyor. Kıskacı ile ateşin arasından aldığı kızgın demiri örs üzerine koyan Hüseyin Usta, babasından öğrendiği teknikleri uygulayarak çekiciyle zaman zaman sert ve ince dokunuşlar yaparak metale şekil veriyor. Kazma, balta, çapa, zincir, kanca gibi ürünler üreten örslü, müşterilerinin getirdiği demir malzemeleri tamir ederek geçimini sağlıyor. Örslü yaptığı açıklamada babasının tanıştırdığı mesleğini yıllardır severek yaptığını söyledi. Demirden affedersin insan yaparım cam veremem. Bak sana söylüyorum her yerde söylüyorlar kimin iddiası varsa sıcak demircilikte iddiasını koyarım. İddiasını koyarım. Gelsin baltayla, baltayı alsın kara kaynakta kaynatsın. Demirden diyorum insan yaparım cam veremem. Babasının dükkanı temizlemekle mesleği ilk adımını attığını ifade eden Örslü, yaklaşık iki senede öğrendiği sıcak demirciliği 61 yıldır aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Mesleğiyle her zaman gurur duyduğunu vurgulayan Örslü şunları ifade etti. Babama başladım çekiç vurmak, ee, tabii dükkanda süpürmek, temizlemek filan. Ondan sonra babam giderdi anlıyor Oğlum ben gidiyorum şu demiri üyle derdi bana bakalım yapabilecek mi diye. Başlar mı yapma olmaz dedi. Daha biraz dikkat et. Ve aradan geçiyor bir sene, iki sene, üç sene. Başladığı zaman anlıyor musun benim yaptığım işi? Bir yendi tamam dedi artık devam edeceksin, çalışacaksın dedi anlıyor musun? Yaz aylarında hava sıcaklığı dolayısıyla zaman zaman çalışmakta zorluk çektiğini aktaran örslü mesleğini severek devam ettirdiğini kaydetti. Ne kadar sıcak olursa olsun güneşe karşı alışım gene çalışırım. Çalışırım yani. Çünkü alışkanlık var. Sıcağa alışkanlık var. Onun için dayanırım yani. İşte kaç yıl olur vereyim 60 yıl devamlı bu meslekle. Hayatını demirciliğe adadığını vurgulayan Örslü şöyle devam etti. Gücüm saatim yerinde. Kol devamlı kol. Sağ kolda çalışıyor, sol kolda çalışıyor. Durdun yok. Anlıyor musun? Onun içi ikman yani. İkman yerinde demircilik. ölene kadar şimdi elim ayağım tutar ki zaten ben duramam. Şimdi getirse biri anlıyor musun bunu yap diye yapacaksın mecbur yapacaksın. Anlıyor musun? E ne zaman Allah muhafaza bir hasta olduğun zaman yatağa düştün mü tamam orada biter artık. Demirden affedersin insan yaparım cam veremem.